Merhabalar, ben Jusufer. Bugün Minecraft'ta zombi spawnerlı XP farmı yapacağım. Hadi başlayalım. İlk başta etrafta zombi spawnlanmasın diye spawner'ın etrafını meşalelerle aydınlatıyoruz. Hatta farmı bitirdiğimizde bu spawner'ın üstünde mob doğmaması için bir tane yarım blok yerleştirelim. Daha sonra spawner'la tavan arasında iki yükseklik olması lazım olduğu için şuradaki üçüncü kısmı tamamen blokla kapatıyoruz. Tavanı da ayarladık. Şimdi sıra buradaki spawner'ın etrafındaki alanı 9'a 9 olacak şekilde kazmamız lazım. Onun için de spawner'ın her bir köşesinden 4 blok kazacağız. 1, 2, 3, 4. Sıra yüksekliğini ayarlamada. Yukarı doğru 3 blok kazmıştık. Aşağı doğru ise 2 blok olacak şekilde kazıyoruz. Yani toplamda 5 yüksekliğinde olacak. 1, 2. Şimdi ise bu kazdığımız alanın herhangi iki köşesinden şu şekilde iki tane su yerleştiriyoruz. Daha sonra burada suların gelmediği alanı şu şekilde bir blok aşağı indireceğiz. Birazdan buradaki suları da şu şekilde indireceğiz. Ama ondan önce şu orta noktadan 3 blok ileri doğru kazmamız lazım. Hatta burayı da bir blok aşağı indiriyoruz. Ve bu kısımda son taraftaki yere bir tane rukumu yerleştiriyoruz. Onun öndeki bloğu kırıp buraya bir tane duvar yerleştireceğiz. Artık suların geldiği şu uç kısımları kırarak suların tam orta noktaya gelmesini sağlayacağız. Bu şekilde buraya geldiğimiz zaman buradan zombiler buraya doğru gelecek. Buradaki kısımda buraya gelen zombilerin yukarı çıkması için su asansörü gibi bir şey yapacağız. Onun için ise bu iki bloğu sayarsak toplam 27, saymazsak 25 blok yukarı kazacağız. Ama ondan önce şuraya tabela yerleştiriyoruz iki tane. 1, 2. Bu tabelalara koyma sebebimiz ise buraya gelen suyun buradaki yere gelip sistemi bozmaması için. Tabelaları da yerleştirdik. Artık burayı 27 blok yukarı kazıp burayı tamamen sınırsız su kaynağı yapabiliriz. Ama şunu söylemeyi unutmuşum. Buradaki bir bloğu kırmamız lazım ki sistem tıkanıklık yapmasın. 1, 2. Rukumun üstündeki alanı 27 blok yukarı kazdık ve sınırsız su kaynağı yaptık. Suyu 27. bloktan değil de 26. bloktan koyacaksınız. Bunu söylemeyi unutmuşum. Suyu da yaladıktan sonra buradan şu şekilde 3 blok kazmamız lazım. 1, 2, 3 ve 3. yere bir tane tabela yerleştiriyoruz. Tabela yerleştirdiğimiz bu kısmı ise 23 blok aşağı doğru kazacağız. Tabelanın altındaki kısmı kazdım. Hatta buraya küçücük bir mobları öldürmemiz için yer ayarladım. Şimdi tam tabelayı kazdığımız yerin altına gelip buraya bir tane huni yerleştiriyoruz. Ve hunideki itemlerin depolanması için bir tane geniş sandık yerleştireceğiz. Buraya düşen mobların toplanması ve bize hasar vermemesi için şu şekilde 3 tane kırık taş yerleştirip bunların altlarına birer tane basamak koyuyorum. Ve bunları daha rahat öldürebilmemiz için burayı bir blok daha aşağı indirdim. Sistemimiz bitti. Tek yapmamız gereken sandığın sağ tarafındaki kısımdan şu şekilde ileriye doğru kazıp spawn'la oraya çıkmak ve buradaki meşaleleri kırmak.
10 dakika gibi bir kısa süreliğine af bırakmıştım ve o sırada 2,5 siteye yakın çürük et elde etmişiz. Exp olarak ise 6 levelde başlamıştım. 24 levele kadar çıkmışım. Bu çürük etleri ne yapacağım diye soruyorsanız da buraya bir köylü getirin ve köylüye bu çürük etleri satıp sınırsız zümrüt de elde edersiniz. Neyse arkadaşlar, benim videom bu kadardı. Beğendiğiniz için teşekkürler. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.